Belediye başkanlarım, kadın kolları başkanım, belediye başkanımız, beğendik belediye başkanımız, geçmiş dönem ilçe başkanlarım, il genel meclis üyelerim, değerli partililerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün seçime hazırlıkla ilgili, 2023 seçimleriyle ilgili ilimizdeki ilk toplantıyı Keşan'da yapma önceliğini tanıyan il başkanıma teşekkür ediyorum. Öncelikle. Çok heyecanlıyım. Şimdi biraz bizi tanımanız için ama esas da sizi dinlemek için buraya geldik. Dolayısıyla da sizin daha çok konuşmanızı istiyoruz. Bizimle ilgili önerilerinizi, öngörülerinizi, görüşlerinizi duymak istiyoruz. O yüzden bu toplantıyı takip ettik. Biraz kendimi tanıtayım ben. Tanımayanlar vardır. İsmim Saner Özdilek. 72 doğumluyum. Keşan'da ticaretle uğraşıyorum. Esnafım. Uzun yıllar bankada çalıştım. Daha sonra da 20 yıldır parti üyeliğim var. 21 yıl oldu herhalde tam olarak. 2019'dan beri de ilçe sekreteri olarak görev yapıyordum. Son gelen genelgeyle ilçe başkanımız Recep Pekcan milletvekili aday adaylığı için ayrılınca yönetim kurulunun oylarıyla bu görev bana verildi. Çok zor bir dönem olduğunu biliyoruz. Bunun da farkındayız. Bu sorumluluk da sorumluluğu üstümüzde taşıyoruz. Buna inanın. Ama öncelikle söylemek istediğim şey var. Buradaki herkes için. Bunu belirtmek istiyorum özellikle. Siyasetin insan hayatına bu kadar müdahale ettiği bir dönemde, hayatımızın her alanına müdahale ettiği bir dönemde, sizler gibi Cumhuriyet Halk Partili olma cesaretini ve gururunu, onurunu yaşayan insanlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Öncelikle bir kendinizi alkışlamanızı istiyorum sizden. Kısa bir süre önce görev aldık. Dün akşam itibariyle sahaya. Bundan sonra tüm sözler sahada söylenecek. Mahalle mahalle, kapı kapı gezeceğiz. Kahveler, iş yerleri hepsini dolaşacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yönetim kurulumuz, üyelerimiz hep beraber. İlk söylediğim şey şuydu yönetim kurulu toplantısında. Hepiniz dedim ilçe başkanı gibi davranacaksınız. Üyelerimizin hepsine şunu söylüyorum. Hepiniz yönetim kurulu üyesi gibi davranmalısınız. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Ben şimdi sözü sayın vekilimize bırakmak istiyorum. Çünkü daha çok sizi dinleyeceğiz biz. Evet, tamam. Çok değerli il başkanım. Çok değerli il yönetimi. Yeni seçilen çiçeği burnunda. Ama bundan sonra artık daha güçlüyüz hep beraber. İlçe başkanım, ilçe yöneticilerim, geçmiş dönem ilçe başkanlarım, geçmiş dönem belediye başkanlarım, halen görevde olan belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, basınımızın değerli emekçileri. 20 yıllık bir iktidar ve özellikle son döneminde ülkeyi ortaçağ zihniyetiyle her alanda karanlığa götüren bir iktidar. İktidara gelirken 3 üyeden bahsetmişlerdi. Bunların sayısını arttırdılar. Yolsuzluğu önleyeceğiz dediler. Her taraftan yolsuzluk akıyor. Yoksulluğu önleyeceğiz dediler. Yoksul sayısının artmasıyla sosyal yardım vermekle övünen
bir iktidar. Yasakları kaldıracağız dediler. Gençlere yasaklar, müzik söyleyenlere, konser yapanlara yasaklar gün geçtikçe artıyor. Dördüncü yeği eklediler, yandaşlara çıkar sağladılar. Beşinci yeği eklediler, ülkeyi yabancılaştırdılar. İşte sığınmacı sayısı milyonlarla ölçülüyor. Ve bir altıncı de yeği de var, yüzsüzlük. Yani hiçbir şey olmamışçasına ülkeyi yeniden, ben bunları seçim üstü yeniden ikna ederim. İşte emeklilikte yaşa takılanlara birazcık bir şeyler veririm. Yasa nerede? İki aydır yasa bekliyoruz. Yok. İşte vergi borçlarını, prim borçlarını affederiz. Bunlar yine bize oy verir. İşte birazcık kolaylıklar sağlarız emekliye. Artık arkadaşlar bıçak kemiği geçti. Açlık sınırı denilen bir sınırın da altında 14 milyon emeklimiz inim inim inliyor. Yoksullaşan bir halk. Gençlerin 10 gençten 7'si ülkeyi terk etmek istiyor. Çiftçi üretiyor, emeğinin hakkını alamıyor. Ama Türkiye hala ithalatla bu işi çözmeye çalışıyor. Yeni yeni kurumlar ilan ediyorlar. Bizi de çok etkilediği için söylüyorum. Alan başkanlıkları gibi devletin o güzel kurumlarını, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurumları yıpratmak için, bypass etmek için yeni yeni kurumlar oluşturuyorlar. Örneğin alan başkanlığı gibi. Bir tanesi şu anda mecliste. Milli parkları, onları bunları yok sayalım. Yani kamu kurumlarını yok sayalım. Yandaşlarımızdan 40-50 kişiyi üçer beşer maaş vererek oralara atayalım. Ya sonra biz oraları tavan edelim. Kapadokya'da bunu yaptılar. Grider'le o güzelim yerlere girdiler. Yanlış ya, koymuşlar ismini. Talan başkanlığı koyacaklar. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Fazla konuşmayacağım çünkü il başkanımız herkes bekliyor. O nedenle bir söz daha çıktı ağızlarından. 14 Mayıs dediler. Bekliyoruz. Hukuki tartışmaya hiç girmiyoruz. Yok ikinci adaylığı, üçüncü adaylığı, onu partimiz takip ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadrolarıyla seçime zaten hazırdık. Burada zaten herkesin de hazır olduğunu gördük. Herkese de görev düşüyor. Bu ülkeyi hep birlikte yeniden o Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına ve ülkeyi büyüterek, hakça bölüşerek çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayacağımız günler yakındır diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir tane yeyi unuttunuz. Neymiş? Globallaştırdılar tarikatlarla, cemaatlerle. Doğrudur. Şimdi de il başkanımızı tanıtmak istiyorum size. Samet Kahraman yeni seçildi kendisi. Çok heyecan var bende dedi. Aynı heyecan bende de var. Fakat şöyle bir durum var. Görüyorum ki hepimizde var. Bu bizim için çok kıymetli. Hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bizi karşıladığınız için. Hepiniz çok sağ olun, çok var olun. Şimdi belki en uzun konuşmayı benden bekliyorsunuz ama ben çok net konuşacağım. Yani çok öyle uzun uzadıya konuşmayacağım. Biz çok net bir şekilde Keşan'ı dinlemeye geldik. Şimdi bizim önceliğimiz üyelerimiz. Ben ilk röportajımda da, yani basın mensuplarıyla yaptığımız ilk röportajda da bunu çok net söylemiştim. Üyelerimizi dinleyeceğiz. Bu doğrultuda önümüze bakacağız. Şimdi ilk Keşan'la başladık. Burada bir toplantı düzenleyelim dedik. Bugün sizi dinlemeye geldik. Onların doğrultusunda önümüzdeki hafta itibariyle de tüm ilçelerde bu toplantıları düzenleyeceğiz. Sonrasında buna istinaden bir rapor oluşturacağız. Her ilçeye ayrı bir çalışma metodu. Hep beraber tüm meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız beraber oturacağız bu toplantılardan sonra. Bu değerlendirmelerle birlikte topyekün Edirne'nin dört tarafında sahaya ineceğiz. Nelerin eksik olduğunu biliyoruz ama sizlerin kıymetli fikirleri bizler için çok önemli. Şimdi tabii ben bir haftalık bir il başkanıyım. Kendimi de size tanıtayım. Ben 89 göçüyle Türkiye'ye, ana vatanına gelmiş muhacir bir evladınızım, muhacir bir kardeşinizim.
1981 doğumluyum. İki çocuğum var. Evliyim. Esnaflıkla uğraşıyorum. Bunun haricinde şimdi bir haftadır bu görevi devraldık. Ancak 3 dönemdir ben yönetim kurulunun içinde bulunuyorum zaten. Son 3 yıldır da örgütlerden sorumlu il başkan vekiliydim. İl başkan yardımcısıydım. Şimdi sorumluluğunuzun ne olduğunu biliyoruz. Bugün her sorunuza samimiyetle cevap vereceğim. Onun için geldik buraya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun böyle sıcak bir karşılama yaptığınız için.